dev Orbis topları kesip sürpriz yumurta yapıyoruz. Kesiyorum. Çok eğlenceli. Şapkamızı keselim. Çok değişik görünüyor. Hop. Kestim. Hepinize merhaba. Bugün çok değişik Orbis topları, bir diğer adıyla su maymunları şişirdik. Bakın. Daha önce orta boy ve daha küçük bir boy şişirmiştik. Ama bu sefer kocaman dev gibi Orbis topları buldum ve onları hemen sizler için şişirdim. Çok merak ediyordum büyüdüklerinde ne kadar olacaklar diye. Gerçekten de dev gibi oldular. Şuraya bakın. Üstelik rengarenkler. Çok büyükler. Şimdi bir kıyaslama yapalım. Şöyle bakın elimde. Görüyorsunuz. Büyük. Küçük. Daha da küçük. Şu rengi değiştirelim bence. Hangi renk alsak acaba? Evet, pembe aldık. Şuradan da daha farklı bir mor renk bulalım. Yok yok, mavi bulalım. Çok daha belirgin rengi mavinin. İşte dev su maymunu, dev Orbis topu, orta boy su maymunu, küçük minik su maymunu. Sizce benim burada en sevdiğim renk hangisidir? Yorumlarda bana yazar mısınız? Sonra söyleyeceğim en sevdiğim rengi. Siz de bu arada en sevdiğiniz rengi söylerseniz çok çok mutlu olurum. Hangi boy Orbis'leri daha çok sevdiniz? Dev olanları mı? Minikleri mi? Yoksa orta boyu mu? Oynaması da çok zevkli, gerçekten de çok eğlenceli. Bunlarla stres topu da yapılıyor. Başka bir videomda yapmıştım, göstermiştim. Çok harikalar. Nasıl bu kadar büyüyebiliyorlar? Gerçekten çok şaşkınım. Şöyle elimle ezmek istiyorum. Oo, jelibon gibi. Bakın, kolayca da ezildi. Bunları tekrar içine koymak istemiyorum. Şöyle kenarda dursunlar. Şimdi ben ellerimi yıkayacağım ve tekrar geleceğim. Bekleyin, sakın ayrılmayın, tamam mı? Uzaklaş lütfen. Hayır, bunlar bebeklere uygun değil. Sen beni sadece uzaktan izle, olur mu? Bu Orbis toplarını sana veremem. Birlikte oynayalım ama sen sakın elleme, tamam mı? Tam zamanında yetiştim. Bir tane Orbis topu kesmek istiyorum. Hangi renk keselim? Bir beyaz keselim. Simli gibi de duruyor, farkında mısınız? Çok ilginç. Kesiyorum. Kesebilecek miyim acaba? Çok eğlenceli. Yumurta gibi oldu. Hatta durun, yumurta yapalım bunu. Dış kısmı beyaz ya. Ortasına da sarı yapalım. Birazcık oyalım içini. Bakalım sarıyı yerleştirebilecek miyiz? Ay, fışkırdı. Sarı su maymununu tam içine oturtamadım. Biraz daha oyalım içini. Tekrar deneyelim. Bakın, yumurtaya benzedi değil mi? Çok şirin oldu. Şunu da yapalım. Evet. Sarı bir tane daha Orbis bulmalıyız. İşte. Harika göründü. Ya ne kadar şirin oldu, farkında mısınız? Çok şirin oldular. Şimdi kapatmaya çalışalım. Şunu yerine koyalım.
Çok güzel oldu. İçinde ne var acaba? İçinde ne var? Açalım mı? Açtım. Yumurta yaptık Orbis'ten. Çok iyi. Bak bebeğim, ne kadar da güzel bir şey yaptık. Sen de beğendin mi? Sen şurada oturmaya devam et tatlım. Şöyle yumurtalarımızı yerleştirelim. Başka ne yapabiliriz? Sizin de aklınıza bir şey geliyor mu? Acaba Orbis'leri kesip ne yapabiliriz? Acaba kürdanla bir şekil verilebilir mi? Bir kürdan getirip geleyim. Siz de bu sırada bebeğe dikkat edin, olur mu? Sakın Orbis'lere yaklaşmasın. Evet, kürdanları getirdim. Ben yokken bebeğe iyice baktınız mı? Yaklaşmadı değil mi bunlara? Küçük kardeşlerimize dikkat etmeliyiz tabii ki Orbis'lerle oynarken. Evet, çok değişik bir şeyler yapalım birlikte. Bir sürü kürdan getirdim. Aklıma da ilk kardan adam yapmak geldi. Beyazları kullanalım. Ne kadar güzel duruyor. Bir beyaz daha. Çok şirin. Daha küçük bir tane bulalım kafası için, değil mi? Biraz daha bakalım. Küçük bir beyaz var mı? Yeterince küçük yok. O zaman bunu takalım. Böyle bir şeye benzetememiş olabilirsiniz. Ama şimdi göz falan takacağız. Onun için başka bir kürdan alalım. Küçük küçük batıralım. O şöyle dursun. Kısa bir kürdan kıralım. Gözü için batıralım. Acaba yapabilecek miyiz? Gözleri ne renk olsun? Mavi olsun mu? Hadi gözleri mavi olsun. Şöyle koyu bir mavi alalım. İşte oldu. Bir tane daha mavi göz. Takalım. Evet, şöyle bir bakın bakalım. Nasıl görünüyor? Daha eksikler var değil mi? Burnu için ise iki tane turuncu alalım. Turuncu. Bir. Ve iki. Uzun bir de kürdan aldım. Şöyle batıralım. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Yaptım. Dedim ama diğeri fırladı. Neyse, yeni bir tane alalım. Ha, bu olmaz. Turuncu olması gerek. İşte buldum bir tane daha. İşte başardım. Şöyle ittirelim. Ay, çok komik bir şey oldu bu. Çok güzel ilerledik. Ağzı kaldı, düğmeleri kaldı ve şapkası kaldı. Ne yapalım? Düğmelerini yapalım bence. Şöyle iki tane batıralım. Ve düğmeler hangi renk olsa acaba? Bir bakalım. Mor olur mu? Mor olsun. Koyu mor. İki tane alalım şöyle. Ve batırıyoruz. İkinci düğmesini de takalım. Çok değişik görünüyor. Hiç böyle bir şey yapmayı denemiş miydiniz? Elimde tutmakta da biraz zorluk çekiyorum ama bence güzel bir icat yaptık. Uyusun bakalım, uyusun da büyüsün kardan adamımız. Bir de şapka olsun onun üzerine. Bir bakalım. Pembe olsun. Yok yok, kırmızı olsun şapkası. Biraz daha büyük olsun. Bu şapkayı şöyle kenara koyalım. Şapkamızı keselim. Kesince çok daha farklı göründü.
fark ettiniz mi? Şöyle göstereyim. Dışı koyu kırmızı oldu. İçi de pembeye benzedi. Dev Orbeez'i bıçakla kestiğim zaman çok farklı göründü. Kenarları koyu kırmızı, içi ise pembe gibi oldu. Kestiğim dev kırmızı Orbeez'i şapka olarak takmadan önce kardan adama etrafa bakmak istiyorum. Bebeğimize bakalım mı birlikte? Aa, bebeğimiz ters görünüyor. Çok garip. Siz de benim gibi görebiliyor musunuz? Orbeez'lerle gitgide değişik şeyler keşfediyoruz birlikte. Ne kadar da güzel. Her şey ters görünüyor. Bu dev Orbeez'i keserek bence çok güzel bir deney yaptık. Ve bu deneyimizin sonucunda ben şu sonucu çıkarttım. Konkav veya konveks ayna gibi de kullanabiliyormuşuz. Bunu birlikte keşfettik ve öğrendik. Çok heyecanlandım ve çok da eğlendim bunu yaparken. Hatta şapkayı takmadan önce başka bir renk daha kesip öyle bakmak istiyorum. Bir de beyazla deneyelim. Aa, bu pembeymiş, açık pembeymiş. Şöyle güzelce keselim. Aa, çok güzel oldu. Bıçağımızın pembe güler yüzleri de çok tatlı göründü. Hop. Kestim. Tekrar bakalım. Bu biraz daha bulanık oldu. Bir kere de kesmek lazım. Tekrar deneyelim. Evet, açıklıyorum bu arada, en sevdiğim renk su yeşili. Su yeşili rengine bayılıyorum. Çok seviyorum bu rengi. Şimdi en sevdiğim renk su yeşilini keseceğim. Ve etrafa onunla bakalım. Bebeğe doğru bakalım. Gerçekten çok hoş. Bebek ters görünüyor. Orbeez'i keserek optik bir deney yapmış olduk birlikte. Ne güzel oldu. Şimdi asıl konumuza dönelim ve bu kardan adamı bitirmeye çalışalım. Kırmızı şapka takacaktık en son. Ve takalım. Biraz kaygan olduğu için zor oluyor ama. Başardık. Çok güzel oldu. Size beğendiniz mi yaptığımı? Orbeez'lerle neler neler oluyormuş da haberimiz yokmuş. Başka şeyler de yapabiliriz aslında, değil mi? Sizce başka neler yapabiliriz Orbeez'lerle? Yorumlarınızı bekliyorum. Hey, merhaba, ben Orbeez kardan adam. Aklıma bir şey daha geldi. Hadi portakallı lollipop yapalım. Dev bir turuncu Orbeez aldım. Kürdanıma taktım. İşte lollipop. Gerçekten de çok benzedi. Çok iyi oldu. Bak bakalım bebeğim, sen de beğenecek misin? Bebek de çok beğendi. Çok iyi oldu. Şekerimizi daha da renklendirdik. Hatta daha daha renklendirelim. Çok iyi oldu. Kürdan ve Orbeez'ler gerçekten çok işe yaradı. Şimdi küçükleri de batırmak istiyorum. Bunları biraz batırmak zor. Boncuk dizer gibi Orbeez'leri kürdana diziyoruz. Tabii elimden kaymazlarsa. Eğer bir bilekliğim olsaydı böyle rengarenk olsun isterdim. Çok güzel oldu. Şimdi de boncuklara benzediler. Şu tarafa da dizelim. Çok dayanmıyor tabii. Patlıyorlar.
su maymuncuğunu ezelim. Bakın dev Orbis topları su maymunu. Ne kadar da büyükler daha. Suda büyümemişken bile. Suya atalım bakalım. Ne kadar büyüyecekler. Bakın büyümeye başladı bile. Daha ne kadar büyüyecek acaba? Videomuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın, olur mu? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın unutmayın.